Gel. Başka bir emriniz var mı kumandanım? Yok, sen çıkabilirsin. Acil bir haber getirmiş gibisin Adoni. Kumandanım, benden istediğiniz bilgiler vardı. Onları hazırladım. Müsaitseniz konuşalım. Yoksa daha sonra da gelebilirim. Yok. General, sizinle konuşacaklarımız bittiyse müsaadenizi isteyeceğim. Elbette kumandan. Kumandanım, Leon ve Hilal ayrılmamışlar. Hala birlikteler. Birlikteler mi? Yok. Ne diyorsun sen Adoni? Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. Gözlerimle gördüm kumandanım. Kendi aralarında plan yapmışlar. Bizi ve herkesi kandırmak için ilişkilerini aynı şekilde devam ediyorlar. Lanet olsun. Lanet olsun. Leon'dan böyle bir şey beklemez idim. Kız aklını çeldi herhalde kumandanım. Evet. Hem de nasıl? Beni ve kendini bütün Simirli'ye rezil etme pahasına. Beş para etmez bir Türk kızıyla birlikte olmak için bu nasıl bir ısrar anlamış değilim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir kere ahmak yerine konulmayı bir kere eşime sindirebilirim. İkinciye asla. Acaba Leon'u bir başka kızla evlendirmek bir çözüm olabilir mi diye düşünüyorum. Hem bir çare hem de güzel bir ceza. Şeye yarayacağını sanmıyorum kumandanım. O durumun etrafından da dolaşmanın bir yolunu bulurlar. Haklısın. Generale anlatsam, onun da sert tedbirler almaya eli varmayabilir. Kumandan Filipos'un yeni bir Türk'le evli. Tam üstünü kapatmışken tekrar Simini de duyulursa felaket olur. Sus. Böyle bir şeyin telaffuzu bile tüylerimi diken diken ediyor. Sus. Haddimi aşmak istemem kumandanım. Ama bu konuyu kökünden halletmek istiyorsanız bir tek çözümü var bence. Neymiş o? Kızı ortadan kaldırmak. Bizim için çocuk oyuncağı. İz bırakmadan hallederiz. Kimsenin ruhu bile duymaz. General Cevdet'in bile. Kız ortadan kalktıktan sonra Usteğmen birkaç gün yas tutar. Sonra ailesine ve görevinin basına geri döner. Konu kapanır. Sen böyle bir şey söylemedin. Ben böyle bir şey duymadım. Bana durmamı mı emir ediyorsunuz kumandanım? Sana hiçbir şey emir etmiyorum Adoni. Ne yaparsan yap. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hoş geldin Yıldız. Erken çıkmışsın. Benim bir işim vardı. Neymiş o muymuş? Hava geldi bugün yetimhaneye. Laf arasında anladım ki bir şey söylememişsin. Yıldız, işten güçten fırsat bulamadım. Sen de o gün öyle sık boğaz edince öyle söylemeye mecbur kaldım. Kusura bakma. Her şeyde bir bahanem var. Neyse, dert etmiyorum artık. Boğaz mı geçtin? Havayı göndermemi istemiyor musun artık? Hayır. Senin söyleyemeyeceğini anlayınca ben de yapabilecek birine söyledim. Şimdi
Filipos'a gittim deme. Gittim. Madem hizmetçisi herkese kuyruğunu sallıyor, ben de Filipos'a gittim. Yıldız. Ne oldu? Sen çok mu üzüldün? Ahmaksın sen, ahmak. Dünya senin etrafında dönüyor zannediyorsun değil mi? O küçücük beyninle her şeye burnunu sokuyorsun. Havva'yla ilişkim olmadığını kaç kere söyledim sana? Şimdi o Filipos Havva'ya neler yapar, haberin var mı senin? Ne yapabilir ki? En fazla İzmir'den yollar. İzmir'den yollasa iyi! Hasar mı keser mi yoksa kurşuna mı dizer belli değil. Yakup! Seni anladım Yıldız. Senin kalbinde kötülük var. Boşun. Yakup. Boşun. Boşun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.